Sayın İlçe Başkanım, partinin çok değerli yöneticileri, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatını verdim sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktadır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil, milletlerimizin evlatlarıdır. AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmek beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama her densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurlarında olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır. Kamuoyuna saygıyla duyurun. Değerli arkadaşlar, bir konuyu daha sizinle ben paylaşmak istiyorum. Şimdi daha önce biliyorsunuz şehitlerimizi üzerinden siyaset yapmaya çalıştılar. Şimdi şehit cenazelerimiz üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Şendin Sakık, hepiniz çok iyi biliyorsunuz kimin olduğunu, PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden biriydi. Şimdi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ergenekon davasında hepiniz çok biliyorsunuz, bu ülkenin son derece onurlu, şerefli paşalarının, generallerinin, subaylarının yargılandığı, ona kumpas kurulduğunu daha önce kendilerinin ifade ettiği davada gizli tanık olarak dinletiliyor. Gizli tanık. Kimi dinletiyorlar? Şendin Sakık'ı. Kime karşı? Bu ülkenin onurlu, şerefli askerlerine karşı. Bu davalar için birileri ne diyordu? Ben bu davaların savcısıyım diyordu. Şimdi kalkmışlar, şehitlerin üzerinden siyaset yapmak kalkıyorlar. Ve üstelik onu da geçtiler, cenazeleri. Yarın öbür gün diyecekler ki ailelerine Cumhuriyet Halk Partililer selam vermez diyecekler. Seçimlerimiz yeni bitmiş arkadaşlar. %50 onlar gibi düşünüyorsa %50 de farklı düşünüyor. Konuşmamda da belirttiğim gibi şu anda ülkenin sükunete, ülkenin normalleşmeye ihtiyacı var. Evet, sert bir seçim döneminden geçtik. Şimdi halkımızın iradesine de saygı göstereceğiz. Hiç itirazımız yok. Ama bu tür açıklamalar çok büyük toplumda infial yaratır, sıkıntı yaratır. Onun için İçişleri Bakanı ile ilgili hükümetin hemen hakkında gereğini yerine getirmesini biz bekliyoruz. Yine Sırrı Sakık, onu da çok iyi biliyorsunuz. Ağabeyi AKP'den milletvekili adayı oldu. Gerçi seçilemedi. Yine AKP Mardin milletvekili. Bakın günü, tarihi, her şeyi belli. Mardin milletvekili AKP'nin. Bir televizyon programında yapmış olduğu konuşmada PKK terör örgütü değildir diyor. Ben size bunun şeyini verebilirim. Hangi programda, hangi şeyde söylediğini verebilirim. Onu da ben, bakın. Haziran 2004'te Ülke TV'deki Bıçak Sırtı programında konuşan Orhan Müroğlu, bakın Orhan Müroğlu, AKP Mardin milletvekili, PKK terör örgütü değil, kendi topraklarında belli bir siyasi programı hayata geçirmeye çalışan bir politik harekettir. Bu AKP'nin geçmiş dönemde bu terör örgütüyle nasıl işbirliği içerisinde olduğumuzu hem sizler çok iyi biliyorsunuz, hem bizler çok iyi biliyoruz. Biz bu ülkede terörün son bulmasını istiyoruz. Teröre şiddetle karşı olduğumuzu her defasında söylüyoruz.
Bu bilgileri de sizinle paylaştıktan sonra ben katılımlarınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum.